Hocam öncelikle tebrik etmek istiyorum. Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük tecrübeniz ve Hatayspor ligin en keyif veren takımlarından birisi. Bunun sırrını sorarak başlayayım öncelikle size. Teşekkür ederim. Ya bunun sırrı tabii ki biz sezon başı burada başlarken takımı oluştururken gerçekten çok mesai harcadık. Burada yönetime, başkanıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kadro oluştururken gerçekten bize güvendiler. Biz de sportif direktörümüz Fatih Kavlak'la özellikle sezon başı kamp döneminde hem daha önce canlı izlediğimiz emin olduğumuz oyunculara öncelik verdik. Onunla birlikte kulübümüze önerilen oyuncuları son detayına kadar inceledik. Öyle bir kadro oluşturmaya çalıştık. Kadro oluştururken oyun formatımızı, işte oynattırmak istediğim sisteme uygun oyuncuları tercih etmeye çalıştık. Burada da benim en önce tercihlerimde hep atletik, çok koşabilen oyuncular, yetenekli oyuncular, onunla birlikte karakterleri de uygun olan futbolcuları buraya kazandırmaya çalıştık. Onu da sezon başı oluşturduktan sonra bu süreçte her hafta üzerine koyarak hem futbol kalitemizi arttırmaya çalıştık. Onunla birlikte skorları da elde edince takım içerisinde özgüven, motivasyon artınca daha da güzel işler çıkmaya başladı. Böyle devam ettik. Evet, tabii aslında baktığımızda takıma birçok transferin yapıldığını görüyoruz. Birçok isim dikkat çekti ama biri daha öne çıktı. Bupenza şu anda gol krallığında da zirvede. Transfer durumunu da soracağım ama transfer süreci nasıl gelişti? Bupenza Hatayspor'a nasıl transfer oldu? Öncelikle onun detaylarını sorayım size. Biz buraya göreve başladığımızda Bopenza kulübümüze menajerler tarafından önerilen bir oyuncuydu. Sonra biz de anlaştıktan sonra teknik ekibimizle birlikte oyuncuyu daha detaylı bir şekilde analiz etme fırsatı bulduk. Oyuncuya baktığımız zaman son 2 senesinde istatistik anlamında oynadığı kulüpte hem maç sayısı olarak hem de maçlardaki katkısı çok düşüktü. Normal şartlarda riskli bir transfer gibi gözüküyordu ama biz görüntülerde oyuncunun potansiyeli olduğunu ve bunun üzerine çalışarak durduğumuz zaman oyuncuyu Türkiye Ligi'ne, özellikle Türkiye Ligi'ne çok uygun olduğunu tespit ettik ve biz de faydalı olacağını düşüncesine vardık. Aramıza katıldıktan sonra da üzerinde bayağı çalışmalar yaptık. Hem fiziksel anlamda ilk geldiğinde kilo problemi vardı. Dayanıklılığı o kadar iyi değildi. Ona yönelik ekstra çalışmalar yaptık. Futbol içinde yeteneklerini daha da ön plana çıkaracak çalışmalar da birlikte yapınca oyuncu takım içerisinde çok önemli bir konuma geldi. Burada tabii ki onun başarısında takım arkadaşlarının da çok büyük bir payı var. Gerçekten güzel bir aile ortamı oluşturdu takım içerisinde. Özellikle önde oynayan Mame Diouf gibi çok tecrübeli, çok da karakterli bir oyuncuya sahip olduğumuz için yanında oynayan zaman zaman Selim olsun, David Akintola olsun, Bopenz olsun, onun tecrübesiyle gerçekten daha da kalitelerini, yeteneklerini arttırdılar. Tabii bu sezon özellikle kısa bir sürede neredeyse sıfırdan 100'e buralara gelmesi bizi de mutlu etti. Hem takım için çok büyük katkı sağladı ve devam ediyor sağlamaya. Ve kendisi için de tabii ki attığı gollerle, birbirinden attığı gollerle hem transfer gündemine oturdu hem şu an Türkiye'de en konuşulan isimler arasında yer ediniyor. Dediğim gibi bizim için de tabii ki öyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için ve oyuncunun gelişiminde bizim de katkımız olduğunu bildiğimiz için çok mutluyuz. Dediniz potansiyeline inanıyorum dediniz ama bu kadar fazla gol atmasını kısa süre içerisinde gol krallığında zirveye çıkmasını bekliyor muydunuz hocam? Ya tabii ki kimse öngöremez, bekleyemiyorduk ama bizim oyun formatımızda siz de takip ediyorsunuzdur. Geçiş oyuna çok önem veriyoruz. Özellikle çok çabuk hücum yapmaya çalışıyoruz. Burada tabii ki rakiplerin işte hücuma çıkarken yaptığımız preslerle kazandığımız toplarla o boşluklara
doğru koşularla işte veya diğer arkadaşlarının topsuz koşularla işte Bopenza gibi David Akintola'ya yer açmasıyla, koridor açmasıyla, oraya yapılan dikine koşularla pozisyon bulma fırsatı daha çok oluyor. Zaten gollerini de izlerseniz öyle de çok gol attı. Veya üçüncü bölgede yaptığımız baskı sonrası çok çabuk karar verip iyi şutlarla, uzaktan şutlarla attığı goller de mevcut. Dediğim gibi bir sırf tek yönlü bir oyuncu değil. Hem set oyununda iyi, hem geçiş oyununda çok iyi. Ceza sahasında çok çabuk karar verip çok çabuk çalım atabilen bir oyuncu. Birebir aksiyonlarında çok iyi. Gerçekten çok farklı yeteneklere, özelliklere sahip bir oyuncu. Dediğim gibi o da kendini geliştirmeye devam edecek. İnşallah biz de onun gelişimine daha katkı sağlarız. Evet, tabii transferi ne olacak, nereye gidecek, Türkiye'de kalacak mı soruları sorulurken şu anda o transfer ne aşamada, detay verebilmeniz mümkün mü? Kulüplerin daha önce de çok ilgisi oldu. Devre arasında isteyen kulüpler, görüşmek isteyen ve görüştüğümüz kulüpler oldu yönetimimizle. Şimdi en son işte Krasnodar'ın çok ciddi bir teklifi vardı. Son olarak bu Bopenza ile ilgili Türk kulüplerinin resmi bir teklifi oldu mu? Çünkü Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ilgisini biliyoruz. Resmi bir teklif geldi mi? Vallahi benim bildiğim kadarıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kulübümüzü arayıp oyuncuyla ilgili bilgi almak istedikleri, oyuncunun hangi şartlarda transfer olma ihtimali olduğunu öğrenmek istediklerini, onunla ilgili bazı ciddi görüşmeler yönetim bazında olduğunu biliyorum. Ama sonuçlanmadı. Dediğim gibi şu an zaten sezon sonuna kadar bizimle beraber olacak. Biz memnunuz. Kendisi de burada çok memnun. Kendisi de burada gerçekten hem futbol anlamda gelişimini devam ettireceği inancında, gol kralı olmak çok istiyor. Takımda performansını devam ettirip takımı daha yerlere taşımak isteği var. Dediğim gibi takım içerisinde de hem arkadaşlarından hem bizim teknik ekip olarak çok sevdiğimiz ve faydalandığımız bir oyuncu. Sezon sonuna kadar zaten bizimle olacak. Sezon sonunda zaten hep beraber görürüz. Ömer Hocam, siz Klopp gibi, Tuchel gibi, Hiddink gibi önemli adamların, teknik adamların yanında eğitim aldınız. Böyle bir eğitim süreciniz oldu. Kendinizi ciddi anlamda geliştirdiniz. Türkiye Ligi'ne baktığınızda, Süper Lig'e baktığınızda teknik direktör kalitesini nasıl görüyorsunuz? Özellikle genç adamlar, teknik adamlar özelinde tabii ki. Şimdi özellikle son 2-3 senede bu teknik direktörlüğe işte benim jenerasyonumdan, benden önceki jenerasyon arkadaşlarımızın katılımıyla beraber bana göre Türk futboluna da bir hareketlilik getirdi. Yeni jenerasyon hocalar ortaya çıktı. Sürekli kendilerini geliştirmeye çalışan, yeniliklere işte açık olan hocalar. Daha önce biliyorsunuz hep aynı şeyde dönüyordu teknik direktörler. Onun için bu bizim için de tabii ki bir sorumluluk oldu. Şimdi bizim burada benim ve diğer genç antrenör arkadaşlarımın başarılı olması yeni hocalar, yeni genç hocaların da önünü açmış olacak. Çünkü onlar da bu fırsatları uzun zamandır bekliyorlar ama uzun yıllardır hep aynı döngüde dönen bir teknik direktörlük şeyi vardı, bakış açısı vardı. İnşallah biz bunu yeni arkadaşlarımızla beraber değiştiririz. Tabii ki bizden önce çalışan çok değerli hocalarımıza saygımız sonsuz ama jenerasyon fark değişimi gerekiyor. Avrupa'yı takip ediyorsunuz, özellikle Almanya futbolunu takip ediyorsunuz. Yaş ortalaması hocaları neredeyse 40-40 altına indi. Türkiye'de de inşallah bu en yakın zamanda oluşur. Dediğim gibi tabii ki nasıl oyuncularda genç oyuncu, yaşlı oyuncu demiyoruz, iyi veya kötü oyuncu diyoruz. Hocalar için de geçerli. Hocalığında yaşı yok. Yeterli ve yetersiz olarak sınıflandırabiliriz. Burada yeter ki insan sürekli kendini geliştirmeye, yenilemeye, hatalarını kendinde bulmayı kabul edebilsin. Bunu yaptıktan sonra zaten bu sektörde eninde sonunda başarılı olursunuz. Evet, özellikle son döneme baktığımızda genç teknik adamların çok dikkat çektiğini görüyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi Erol Bulut, Sergen Yalçın, Okan Buruk önemli takımları çalıştırıyorlar. Okan Buruk tabii Çağdaş Hoca var, İlhan Palut var, bunları da çoğaltabiliriz. Birincilikte çok değerli hocalarımız var. Gerçekten yeni jenerasyon hocalar
Çok istekli, çok hırslı, çok azimli, iyi de işler yapıyorlar. Bugün bakıyorsunuz ligin belki neredeyse en iyi futbolunu oynayan takımların başında Çağdaş Hoca var. Çok takdir ediyorum. İlhan Hoca burada Hatay'da çok başarılı bir dönemden sonra Göztepe'ye gitti. Göztepe'de devamını getirdi başarılı. Şimdi Konyaspor'da da başarılı bir başlangıç yaptı. Erol Hocamız Malatyaspor'da başarılı, ondan sonra Alanyaspor'da başarılı devamını getirdi. Şimdi Fenerbahçe'nin başında. Dediğim gibi zaten Okan Hocalar uzun yıllardır, onlar da bizden daha önceki jenerasyonda yaklaşık 7-8 senede Sergen Hocam'la beraber zaten bizden önce başlayan hocalarımız. Onlar da bizim için bir ön ayak oldu. Çünkü onların başlangıcıyla bu değişimler de başladı. Dediğim gibi inşallah biz de bu sektörde, bu hocalık konusunda başarılı oluruz. Bizden sonraki veya bizimle birlikte genç hocalarımız da daha çok yer alır Türk futbolunda. Evet, tabii özellikle teknik adamları konuştuk. Hakemler de her zaman gündemde olur aslında Türkiye'de ama bu sezon sanki biraz daha fazla gündemde hakem performansları. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin derbilerde özellikle yabancı hakem transfer edilip onların görevlendirilmesi gibi bir önerisi vardı. Siz hakemlerin genel performansını ve bu kadar gündemde olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yabancı hakem konusuna bakışınız nasıl? Beni takip ettiyseniz ben bugüne kadar herhangi hiçbir maçtan sonra hakemlerle ilgili bir olumsuz bir açıklama yapmadım. Bundan sonra da yapmama kararı aldım. Zaten kulübümüzle birlikte böyle bir karar verdik. Açıkçası ben hakemlerle ilgili herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Bizim de bu sezon sıkıntılı maçlarımız oldu ama hiç gündeme bile getirmedik. Ben iyi niyetli olduklarına inanıyorum. İyi niyetli olduklarını düşünüyorum. Sahip çıkmamız gerekiyor. Şimdi bizim de bazı maçlarımızda çok genç, ikinci, üçüncü Süper Lig maçını yöneten hocalarımız geliyor. Maçtan önce kendilerine başarılar diliyorum. İyi de yönettiklerine inanıyorum. Kendilerine, onlar da nasıl az evvel genç hocaların bu sektörde yavaş yavaş yer almaya başladığını görüyorsak, genç hakemlerimizin de inşallah bu hakemlik sektöründe iyi yerlere gelmesini diliyorum. Ben onlara güveniyorum ve destek olmaya devam edeceğim. Onlar da hata yapabilir. Çünkü maalesef uzun yıllardır ben açıkçası 15 yıl Türk futboluna, Süper Lig'de futbol oynadım. Ondan sonra işte antrenörlüğe başladım. Geldiğimiz günden beri futboldan fazla hakemlerle ilgili çok zaman kaybediyoruz. Bizim ülkemizde çok daha farklı sorunlarımız var. Altyapı sorunu çok çok ciddi boyutta sıkıntılı. Oraya el atmamız gerekiyor. Hakemlerle ilgili dediğim gibi yorumcular olsun, televizyonda kaybettiğimiz zaman bence çok gereksiz. Çünkü bir şey geri getirmeyecek. Biz farklı konulara değinelim, farklı şeylere önem verelim. Orada nasıl Türk futboluna katkı sağlayabiliriz, ona bence daha fazla kafa yoralım. Bu bağlamda yabancı hakem konusuna da çok sıcak bakmadığınızı anladım ben. Ya kesinlikle bakmıyorum. Çünkü ben Almanya futbolunu, İngiliz futbolunu, İspanya futbolunu çok yakından takip ediyorum. Orada da hakemlerle ilgili sıkıntılar var. Almanya futbolunu takip ettiğimde orada da Almanya'daki hakemlerle ilgili eleştiriler oluyor ama dediğim gibi biz kendi öncelikle kendi hakemlerimize yönelim. Onlara bu fırsatı verelim. Onlar da eminim zaten eğer hatalı bir yönetim yapıyorlarsa onlar da zaten kendilerini geliştirmek için o hatalardan ders çıkarmaya gayret gösterdiklerine inanıyorum. Bilinçli yapılan bir şey olduğunu kesinlikle inanmıyorum. Çünkü ben futbol dışında da emekli hakemlerimizle sohbet etme fırsatı buldum. Hepsi çok iyi insan. Hatta ben de merak ettiğim için bazı soruları, ilgimi çektiği için soruları sordum. Kesinlikle öyle ön yargılı ve herhangi bir oyuncuya, herhangi bir takıma ön yargılı olduklarını kesinlikle hiçbir hakem zaten ne ifade etti ve kendi hakem arkadaşlarıyla ilgili de bir açıklamanı ve öyle de olacağını zaten düşünmüyorum. Evet, yine klasik bir soruyla devam edeceğim aslında. Her zaman gündemde olan yabancı sayısı.
Pandemi nedeniyle şu anda 16 ama önümüzdeki sezon 12'ye düşecek. Sonra kademeli olarak düşüş devam edecek. Sizce bu nasıl olmalı? Çünkü özellikle Bopenza gibi bir isimden sonra artık futbol severlerin gözü Hatayspor'un yapacağı yabancı transferlerde olacaktır. Böyle referans evet. oyuncuları olduğunda takip ediliyor çünkü. Sizce yabancı sayısı sınırı nasıl olmalı? Bence serbest kalmalı. Çünkü bizim özellikle Türkiye'den yurt dışına gönderdiğimiz futbolcu kardeşlerimizin en yoğun olduğu dönem bu işte yabancı kuralının 10-12 olduğu dönem. Daha sayısı arttığı dönemdi. Demek ki oyuncu zaten kaliteli ise ve Avrupa'da da zaten bugün çok iyi analiz edilip çok iyi scouting yapıp oyuncuları zaten hem genç yaşlarda hem de alt ligde bile olsa takip ediliyor ve oyuncular zaten yeterli bulunduğu zaman yurt dışına transferi gerçekleşiyor. Bunun en büyük örneği Altınordu'da oynarken Çağlar'ın işte Almanya'dan Freiburg tarafından keşfedilmesi veya en son Eskişehirspor'dan geçen sene oynayan yanlış hatırlamıyorsam ismi Metehan diye bir genç arkadaşım, benim de çok beğendiğim bir forvet oyuncusu, Avusturya Linz takımına transfer olması zaten takip ediliyoruz. Dediğim gibi önemli olan burada yabancı sayısını serbest bırakırken yabancıların gerçekten kalitelilerini seçmek, Türkiye futbolunu gerçekten hem Türk futbolcularla rekabeti arttıracak bir şekilde oyuncuları buraya kazandırmak, aynı şekilde oyuncuların sırf burada son durağı olmaması, burada gelip buradan İşte en son verdiğiniz örnek gibi Bopenza gibi satışından kulüplere maddi kaynak yaratılması. Çünkü kulüplerin çoğu sıkıntılı, çok büyük borçlar içerisinde. Bunun kurtuluşu da eninde sonunda hem ya altyapınızı işte çok sağlıklı bir şekilde yapacaksınız, altyapıdan geliştirdiğiniz oyuncuları bir şekilde pazara sunacaksınız ya da işte Avrupa'dan, yurt dışından getireceğiniz genç yabancıları kendi ülkenizde geliştirip onları Avrupa'ya daha iyi takımlara satıp oradan kazanç elde etmek olacak. Çünkü başka şekilde kulüpler ayakta duramaz. Çünkü her yerde takip ediyoruz, duyuyoruz. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Özellikle bu pandemi sürecinde kulüpler ve bu uzun vadede zaten bu şekilde devam edilecek gibi değil. Dört büyük takım ilk defa bu kadar uzun sürenin ardından diyelim, ilk defa demeyelim ama şampiyonluk yarışının içinde. Siz bu dörtlüden hangisini oyun anlamında değerlendirdiğinizde şampiyonluğa yakın görüyorsunuz? Tabii sizi de es geçmeyeceğim çünkü 6. sıradasınız. Liderle 12 puan fark var. Hatayspor'un lig sonunda hedefi ne? İki soru yöneltmiş olayım. Öncelikle kendi hedefimizle ilgili. Ben her açıklamamda tekrarlıyorum ama bizim hedefimiz maçtan maça bakıp, maçtan maça analizlerimizi, hazırlıklarımızı yapıp ve önümüzdeki süreçte önümüzde farklı bir hedef olursa onu sonuna kadar kovalamak istiyoruz. Şu an Alanyaspor'la aynı puana sahibiz. 5. Alanya önümüzde. Orayı zorlayabilir miyiz? Sonuna kadar zorlamak istiyoruz. Ama en kötü dediğim gibi şu anki bulunduğumuz noktada bulunmak veya ilk 10'da, ilk 8'de bitirmeyi hedefliyoruz. Bizim için bu sezon en zor seneydi. Çünkü yeni ilk defa tarihinde Süper Lig'e çıkan bir takımız, yeni kurulan bir takımız, neredeyse %80 bir değişim olmuş bir takımda. En zor senemiz olarak biz bunu kabul ediyoruz. Bu seneyi dediğim gibi sağlam bir şekilde ayaklarımız üzerinde basıp iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Ondan sonra önümüzdeki sezonda hazırlıklarını inşallah şimdiden başladık. Önümüzdeki sezonda bu elde ettiğimiz başarılarını devam etmek istiyoruz. Şampiyonluk yarışına gelince, evet çok heyecanlı bir şeye gidiyoruz, son haftalara giriyoruz. Burada Trabzonspor'un özellikle Abdullah Hoca ile birlikte iyi bir serisi var. Onlar da şampiyonluk potasına girdiler. Dediğim gibi herhalde son haftalara kadar bu devam edecek. Daha az hata yapan, daha az puan kaybeden bu yarışta önde bitirecek. Şu an açıkçası çok net bir şekilde tahmin etmek çok zor ama o dört takımın arasında şu an Beşiktaş daha böyle göze hoş gelen veya daha emin bir şekilde
ilerlediğini görüyorum. Ama Galatasaray'da da işte kadro olsun, başlarındaki Fatih hocamızın işte oluşu, onlar da yarışın içinde sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe öyle böyle bakıyorsunuz, çok ciddi transferler yaptı, kaliteli bir oyuncu grubu var. Onlar da dediğim gibi. Abdullah Hoca'nın da avantajı, iyi bir seri yakaladı. Özgüvenli bir şekilde arkadan geliyor. O da arkadan gelip önü zorlamak, önündeki takımları zorlamak. Son haftaya kadar sanırım bu yarış devam edecek. Şu an herhangi bir favorim ve kim daha çok yakın olacağını açıkçası tespit etmekte zorlanıyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Ömer Hocam. Bu sıkışık takvimde bize de vakit ayırdınız.